söyledi. Heyette yer alan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel şu an yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum buradan. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii tekrar pek çok tartışma gündeme geldi. HES'ler, çarpık kentleşmeler, bunları soracağız ama önce oradaki atmosferi bize taşımanızı rica edelim. Buyurun. Biz şimdi Dereli'deyiz. Bu afetin en çok vurduğu ilçedeyiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da burada. İncelemeler sırasında karşılaştık. Kendisiyle kısa bir sohbet ettik önce. Bu bahsettiğiniz afet kapsamıyla ilgili ayaküstü bir sohbetimiz oldu. Mevzuatta genel hayatı etkileme şeklinde kanun eski bir kanun olduğu için ancak bunun ilgili bakanlıklar eliyle bütün zararı tazmin edeceği noktasında bir görüşü var. Biz yine de Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğer bir mevzuat düzenlemesi, bir kanun düzenlemesi gerekiyorsa topyekun bir şekilde buna destek vereceğimizi kendisi ifade ettik. Daha sonra kaymakamlık binasında bize bir briefing verdi durumla ilgili. Son durumu anlattı. Biz burada 9 milletvekili bir aradayız. Ve buradan biraz sonra Tirebolu, Doğankent bölgelerine geçeceğiz. Aynı zamanda bir şehit daha haberi aldık. 3. şehidimizin haberini aldık. Toplam vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 7'ye yükseldi. 9 kişi halen aranıyor. Ve araçları içerisinde sürüklendiği düşünülen, çünkü araçları kurtarmaya çalışan bazı vatandaşlar görülmüş. Sürüklendiği düşünülen bazı insanların da olabileceğine yönelik araştırmalar da devam ediyor. Burada iş makineleri bu gelen kumu ve çamuru kaldırmaya çalışıyor ama inanılmaz bir kötü tablo var. İlk katların üstüne kadar tamamen kapanmış durumda şehir. Bu Dereli'nin adeta tamiratının, temizliğinin yeniden hayata geçirilmesinin yerine yeniden yapılması neredeyse aynı hesaba gelecek. O şekilde ciddi bir tahribat var Dereli'de. Hı hı. Halkın nasıl tepkileri var? Görüşme şansınız olmuştur muhakkak. Neler ifade tabii ediyorlar? Tabii ki. Yani onlar tabii felaketin burada iki andan beri buradalar ve ciddi manada psikolojik olarak etkilenmiş durumdalar. Yavaş yavaş dükkanların içerisini temizlemeye, ayakta durmaya çalışıyorlar. Düne göre daha organize bir durum var burada. Hem Kızılay hem bölgeden gelen belediyelerin yardım yaptıklarını, yemek tahsis ettiklerini, konaklama imkanları tanıdığını görüyoruz. Düne göre biraz daha burası organize olmuş durumda. Vatandaşlarla da görüşüp birebir taleplerini alıyoruz. Özellikle zararlarının tazmin edilmesi konusunda beklentileri yüksek. Bunu da biz destekleyeceğimizi ve takip edeceğimizi kendilerine söyledik. Tabii arka planda yine bu işlerin neden olduğunu, bu doğaya yapılan tahribatların, çevre tahribatların ve zamanında alınmayan önlemlerin, bu çok önemli. Ben bu bölgeye sık gelen birisiyim. Buranın girişinde bir köprü vardı. Her yağışta ciddi manada burada sıkıntı çıkıyor. Yani aslında yağmur berekettir deriz. Yağmur bu bölge için hep felaket tanımıyla, bereket yerine felaket tanımıyla eşdeğer hale geldi. Hemen ilk yağmurda akan toprağın, gelen molozların tıkadığı küçük dere, köprü ağızları o selin suyun dere yatağından direkt yanı başındaki şehrin içerisine yürümesine sebep oluyor ve dere yataklarında burada çok sayıda yerleşim var. Yağlıdere ve Dereli'de dere yatağındaki ilçelerden ikisi ve o dere yatağının taşmasıyla beraber bunlar yapılıyor. Hem bunların yeriyle ilgili bazı düzenlemeler ve uzun vadeli planlamalar yapmak lazım. Hem de taşması muhtemel derelerin üzerindeki köprülerin gözden geçirilmesi lazım. Tabii hep baştan beri söylediğimiz HES ve diğer çalışmalar, çevre tahribatlarıyla ilgili rezervimizi her zaman koyuyoruz. Özellikle de küresel ısınmaya neden olan herkesin aklını başına devşirmesini ve bu süreçlerin giderek daha fazla artacağını buradan ifade etmek istiyorum. Ben bu bölgede son 18 yıldır devamlı bulunmaktayım. Ve ben neredeyse her 2 yılda bir, özellikle de bu Ağustos ve Eylül aylarında bununla karşı karşıya geliyoruz. Daha 2 yıl önce Üye'de sahil otoyolu köprüsü çökmüştü ve orada da can kaybı olmuştu. Yani bu böyle
iktidarın anlattığı gibi 300 yılda bir, 500 yılda bir birdenbire çok aşırı yağan yağmurun etkisiyle değil. Bu yağmurlar artık son dönemde zaten sürekli aşırı yağıyor. Çünkü biraz önce bahsettiğim küresel ısınmanın burada ciddi etkisi var. Küresel ısınma eşittir nem oranının ani yükselmesi, ani yüzeysel nemin de ani bir soğuk havayla karşılaşmasıyla beklenenden daha fazla ani yağan yağmurlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu bilim insanlarının açıkladığı bir şey. Yani yeni bir şey değil. Ve bilim insanlarının 15-20 yıl önce söylediği şeyler, çevrecilerin söylediği şeyleri bugün şahit oluyoruz. Dolayısıyla burada hem bugüne ait bazı yaraların tamir edilmesi, yapılması gerekenlerin yapılması lazım. Bir de uzun süreli artık aklımızı başımıza devşirmemiz gerekiyor. Ya bu hükümetin doğaya verdiği zarar ve insana verdiği zarar diyorum artık. Çünkü her selde can gidiyor burada. Yeter artık diyorum. Ve bunların da bir tekrar gözden geçirmesi lazım. Hükümetin bir aklını başına tekrar devşirmesi lazım. Son olarak Bakan Pakdemirli bir açıklama yaptı. Halkı aslında sorumlu tuttu. Önlemlere uymuyorlar, önlemleri almıyorlar, bize bir şey olmaz diye düşünüyorlar diye. Bu açıklamaya dair neler söylemek istersiniz? Yani bu açıklamayı çok yersiz ve şu olayın boyutuyla alakasız görüyorum. Yani burada dere yatağına kontrolden kaçmış, ruhsat almadan yapmış bir iki tane evi böyle büyük bir felakete sebep göstermek yani bir bakana yakışmıyor. Ya buradaki bakan düzeyindeki insanların, daha sorumluluk sahibindeki noktasındaki insanların buradaki olayların neden sonuç ilişkilerini daha iyi analiz etmeleri lazım. Ve buraya çözüm üretirken de bu analizlerin üzerinde yürümeler lazım. Biraz önce söylediğim 500 senede bir yağan yağmur yağdı anlayışıyla, o ifadeyle bu bakanın sizin söylediğiniz şu son ifadesi birbirine benzer açıklamalar. Burada biraz sorumluluk noktasında olmak lazım. Bu işin çünkü ana parçası yönetim unsurudur. Hükümetin özellikle enerji meselelerinde HES'lerle ilgili tavrı, tercihi yanlıştır. Dünyada hiçbir ülkede artık HES öncelikli değildir. Geri dönüşebilir enerji kaynaklarına, rüzgar enerjisine, güneş enerjisine yöneliyor insanlar. Bu şekilde HES'lerin zaten getirisinden çok götürüsü var. Doğadan aldığınızı doğa geri sizden geri alıyor. Yani bu HES'lerin olduğu bu coğrafyada bakın şu an Giresun'da sadece 58 tane HES var. Şimdi bu doğada bitki örtüsünü HES'lerle kurutursanız yukarıdan hem de fazladan yağan yağmurda toprak o suyu tutamıyor. O bitkiler olmadığı için ve maalesef direkt dere yatağına, oradan da şehirlerin içerisine yürüyor. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Sayın Adıgüzel, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar herkese çok geçmiş olsun. Vefat edenlere de Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.